Merhaba Bodrum Gündem takipçileri. Bugün 3. yayınımızı yapıyoruz, canlı yayınımızı. Bu sefer burada yayın yapmakta zorlanıyoruz. Neden diyeceksiniz? Acayip bir koku var. Ben çok fazla koku almam. Hani sigarayı bıraktığımdan beri böyle az koku alıyorum ama burada duracak gibi değil, midem bulanmak üzere. Buradaki insanların, buradaki ev halkının, iş yerlerinin ne durumda olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Dilek Hanım'la biz haberleştik. Biz Zeyyat Mandalinci Caddesi, Bayko Caddesi, 7159 Caddesi, hepsi neyse. Ama Muski'nin çok iyi bildiği bir yer burası. Yağmur da başlıyor ama hemen biz başlayalım. Burada sorun ne? Buradaki sorun şu ileride tıkanıklık varmış tahminime göre. Oradaki tıkanıklığın sorunu büyük olduğu için dereye artık kanalizasyon vermekle çözüm bulmuşlar. Evlere zaten tıkanıklıklar yansıyor. İnsanlar artık kuzucularını bahçelere veriyorlar. Bulaşık yıkamaları, çamaşır makinesi, yani lavabonun suları falan bahçede eve çıkacak bir yer koku bitmiyor. Tıkanıklık bitmediği için bahçelere kendileri çözüm bulmuşlar yani. Eve giren karasinek acaba buraya dokundu mu? Kapıları pencereleri açamıyorum yani. Sağlık Bakanlığı gerekli bütün her yere şikayetlerimi yaptığım halde çözümsüz 5 aydır bu durumda, bu mahalle, bu semt. Merhaba, bizim iş yerimiz burada. Yaklaşık 4 ay kadardır bu kokuyu çekiyoruz. Gerekli şikayetler her yere yapıldı. Belediye başkanımız geldi, inceledi. Muski'den arkadaşlar da geldiler. Fotoğraflarını çektiler, gittiler. İlgili birimlere ilettiklerini söylemelerine rağmen, yine Dilek Hanım'ın söylediği gibi, kara sinekler dükkanı basıyor ve 4 aydır inanılmaz bir baş ağrısı şikayetiyle ve hastalık olabileceğinden açıkçası. Abi buradan kolera oluyor ya. Ve inanılmaz bir koku var. Şu an yağmur olmasına rağmen o koku berbat bir durumda. Biz bunun çözülmesini istiyoruz açıkçası sanayi iş yerleri olarak, ev halkları olarak. Maalesef hiçbir çözüm yapılmadı. Mehmet Hilmi Caddesi'ndeki, Müşkin'in söylediği, Mehmet Hilmi Caddesi'ndeki bu patlağın bizim bu sokağa verilmesi, bu caddeye verilmesi bizim bir sorunu yaşamamıza sebep oluyor. Muski'nin ya da her kimse yetkilinin bunların bir an önce ihaleye çıkartılıp ya da ne gerekiyorsa, sorun neyse çözülmesini istiyoruz biz. Biz daha fazla bu kokuyu çekip de sağlıksız bir ortamda çalışmak ve yaşamak istemiyoruz. Çok sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben C mühendislikte çalışıyorum, muhasebe finans sorumlusu olarak. Gizem benim ismim. Tamamdır Gizem Hanım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hemen gösterelim orayı da. Şu alttaki kısmı, buradan gelen kokuyu bir görseniz var ya, of, korkunç durumda. Korkunç durumda. Mideniz bulanacak kadar fena. Yapacak bir şey yok. Muski'ye biz bu konuyu aktarmış olalım. Muğla Büyükşehir'e aktarmış olalım. Bodrum Belediyesi'ne aktarmış olalım. Turgut Reis meclis üyelerine aktarmış olalım konuyu. Gereken yapılsın diyelim. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Evet, yayınımızı burada tamamlıyoruz. Dilek Hanım bize haber verdi. Gerçekten de söylediğinin belki 10 katı koku var burada. Burada mikrop yuvası belli. Kanalizasyon kokusu olduğu belli. Hemen bir an evvel çözüm gerekiyor. Bodrum Gündem takipçileri bizi takip etmeye devam edin.